Gelin 32'nin 5. dereceden kökünü hesaplayalım. Her zaman olduğu gibi videoyu duraklatın ve soruyu benden önce kendi başınıza bir deneyin. İsterseniz gelin önce 5. dereceden kök ne demek onu hatırlayalım. 32'nin 5. dereceden kökü eğer x'e eşitse bu x üzeri 5'in 32'ye eşit olduğu anlamına gelir. Yani burada bulmamız gereken sayı kendisiyle 5 kere çarpıldığında 32 eden sayıdır. Ve tabii buna benzer soruları farklı şekillerde çözebiliriz. Hele hele, hele hele elimizdeki kök yüksek dereceli bir kökse. Şuraya 32'nin 5. dereceden kökünü bir kere daha yazayım. Evet, bunun neye eşit olduğunu bulmanın yollarından biri, 32'yi çarpanlarına ayırıp, aynı çarpandan 5 tane olup olmadığına bakmak. Gelin deneyelim. 32 çift bir sayı olduğu için 2'ye bölünür. 2 çarpı 16, 32 eder. 16, 8 kere 2 demektir. 8, 4 kere 2 demektir. 4, 2 kere 2'dir. Ve gördüğünüz gibi çarpanlarına ayırma yöntemi işe yaradı, çünkü 32'nin 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'ye ya da 2 üzeri 5'e eşit olduğunu gördük. O halde buraya 2 üzeri 5'in 5 dereceden kökü yazabilirim. Ve bu da 2'ye eşittir. 2 üzeri 5, 32'ye eşittir. Bir tane daha yapalım. Ama bu biraz daha zor olsun. 243'ün 5. dereceden kökü. Evet, bu daha büyük bir sayı. Az önceki gibi yine çarpanlarını ayırma yöntemini kullanabiliriz ama bu sayı daha büyük bir sayı olduğu için bunu yapmak bayağı bir zamanımızı alır. Bunun yerine deneme yanılma yönteminde kullanabiliriz. Çünkü sayıların yüksek dereceli köklerini hesap makinesi olmadan bulmak biraz zor. Çarpanlarını ayırma yöntemini kullanırsak, 243, 2'ye bölünmez. Ben her zaman en küçük çarpanlarla başlamayı tercih ederim. 243, 2'ye bölünmediğine göre 3'e bölünür mü? Bir sayının 3'e bölünüp bölünmediğini anlamanın kolay yolunu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Sayının rakamlarını topluyoruz. Bu toplamın 3'e bölünüp bölünmediğine bakıyoruz. 2 artı 4 artı 3, 9 eder. Ve 9, 3'e bölünür. Demek ki 243 de 3'e bölünüyor. Evet, bir bakalım, 240'de 3, 80 kere var. Bir 3 de burada olduğuna göre, 243, 3 kere 81'e eşittir. 81 de 3'e bölünür. Sanırım ne olacağını tahmin etmeye başladınız. 81, 3 kere 27. 27, 3 kere 9. 9 da 3 kere 3'e eşittir. 3 çarpı 3'e eşittir çarpanlarını ayırma yöntemiyle 243'ün 3 üzeri 5'e eşit olduğunu gördük. Buna dayanarak 243'ün 5. dereceden kökünün 3 olduğunu söyleyebiliriz. Az önce de söylediğim gibi bunu deneme yanılma yöntemiyle de yapabilirdik. 1 üzeri 5'in 1'e eşit olduğunu biliyoruz. 2 üzeri 5, 32 dedik. Artık 3 üzeri 5'in ne olduğunu da biliyoruz. 4 üzeri 5'in kaç olduğunu bulmak istesek, 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. Bir bakalım. Burası 16 eder. 16 kere 4, 64. 64 kere 4, 256. Ve 256 kere 4 de, ben sonucun 1024 olduğunu biliyorum ama istiyorsanız siz çarpma işlemini yapın. Evet, ne dedik? Şimdi 243'ün 5. dereceden kökünü almak istediğinizde, yani 5. kuvveti 243 olan sayının hangi sayı olduğunu bulmak istediğinizde, eğer bu sayının 2 ya da 3 gibi bir tam sayı olduğunu hissediyorsanız, 3 oldukça iyi bir tahmin olacaktır. Ama eğer ondalık sayılarla uğraşıyorsanız, tahmin edebilmek tabii ki daha zor olur. Ama yine de sonucun 3 olduğunu tahmin ediyorsanız, 3'ü denersiniz ve 5. kuvvetinin 243'e eşit olduğunu görürsünüz.